Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün, Akhisar Kaymakamımız Sayın Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu, Akhisar Garnizon Komutanımız Sayın Mehmet Şahin, kardeş belediyemiz Bosna Hersek Donovakuf Belediye Başkanı Sayın Huzo Sosic, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirlerimiz ve değerli basın mensuplarımız. Bu yıl 563.sünü kutladığımız Çağlak Festivalimizin Şeyh İsa Anma Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, mesajların okunması, Şeyh İsa Camii İmam Hatibi din görevlisi Bayram Uçak tarafından Kur'an tilavetinin yapılması, Şeyh İsa Hazretlerinin vasiyetinin dinlenmesi, Şeyh İsa Mahalle Muhtarı Zafer Karan'ın konuşmaları, Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'nun konuşmaları ve ardından plaket takdimi, kardeş belediyemiz Bosna Hersek Donovakuf Belediye Başkanı Sayın Huzo Sosic için konuşmaları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün konuşmaları, Manisa Valisi Sayın Yaşar Karadeniz'in konuşmaları, Akhisar İlçe Müftüsü Sayın Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun duası ve kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve edebiyata intikal etmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. ...563. Akhisar Çağlak Festivali'ne yoğun programım dolayısıyla katılamıyorum. Başarılı bir organizasyon geçirmenizi diliyor. Besim Dutlulu Başkanım başta olmak üzere tüm katılımcılara sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden belirlenmiş programlarım nedeniyle düzenlemiş olduğunuz 563. Akhisar Çağlak Festivali'de sizlerle birlikte olamayacağım için çok üzgünüm. Bundan sonraki etkinliklerinizde bir arada olabilmek ümidiyle güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyor. Sizleri ve tüm davetlileri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu. 563 yıldır devam eden Akhisar'ımızın en önemli simgesi ve de ülkemizin en önemli festivallerinden biri olan Çağlak Festivali'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarından dolayı katılamadığım ve siz değerli hemşehrilerimle birlikte olamadığım için üzgünüm. Yaklaşık 6 asırdır devam eden bu geleneğimiz, vatandaşlarımızın her geçen yıl artan desteğiyle daha da büyüyerek adeta ulu bir çınar olmuştur. Akhisar'ımızın dününü bugününe bağlayan, bugününü de yarına taşıyacak bir geleneğimiz olan Çağlak Festivali'nin ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 563. Çağlak Festivali'nin düzenlenmesinde büyük emeği olan Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu başta olmak üzere değerli ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Festival alanında bulunan tüm vatandaşlarımızı da sevgi ve saygı muhabbetle selamlıyorum. Uğur Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili. Sayın Başkanım, nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Meclis çalışmalarımız için Ankara'da olduğumdan davetinize katılamıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın en eski birkaç festivalinden biri olan Çağlak Festivali'ni, Akhisar halkının Cumhuriyet Dairelerine sahip çıkan, bilime ve sanata verdiği önem gösteren,
misafirperverliği ile taşlanan en kadim geleneklerinden biridir. Bu geleneği sürdüren başta size ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor. Şahsınızda tüm konuklarınızı sevgi ve saygı ile selamlıyor. 563. Çağlak Festivalinizin başarılı geçmesini diliyorum. Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili. Manisa'mıza kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan hareketlilik kazandıracak 563. yıldır devam eden geleneğimiz Çağlak Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlar, tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili. Birlikte olmayı çok arzu etmeme rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbetçi grup başkan vekili olmam nedeniyle 563. Akhisar Çağlak Festivali'nde aranızda bulunamayacağımı üzülerek belirtirim. Akhisar'ımızda yüzyıllardır kutlanan yöremizin en önemli kültürel değerleri arasında Miyek Taşı görevini üstlenen Çağlak Festivali'nin sosyal ve kültürel dokunuşuna önemli katkılar sağlayacağına inancımla festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor. Tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Özgür Özel, Manisa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu, düzenlemiş olduğunuz 563. Çağlak Festivali'ne etkinliklerinize ilişkin nazik davetiniz için teşekkür ederim. Aynı tarihte önceden planlanmış bir toplantım nedeniyle aranızda olamıyorum. Emeği geçenleri katkı sunanları kutlar, katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili. Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ancak ne yazık ki yoğun programı nedeniyle 563. Çağlak Festivali'ne katılamayacağım. Köklü tarihimiz, zengin kültürümüz ve değerlerimize olan bağlılığımızın bir sembolü olarak coğrafyamızın en eski festivallerinden birini yaşatıyor olmanızdan büyük mutluluk duyuyorum. Bu keyifli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En içten sevgi ve saygılarımla Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı. Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu, 563. Akhisar Çağlak Festivali'ne davetiniz için teşekkür ediyor. Tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. Önceden planlanmış programım nedeniyle aranızda olamadığım için üzgünüm. Yöre insanını kaynaştıran, tanıştıran, kültür ve turizmin gelişmesine katkı sağlayan bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri içtenlikle selamlıyorum. Bu vesileyle size, festivale katılan tüm Manisa halkına ve konuklara en iyi dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Şeyh İsa Camii İmam Hatibi Din Görevlisi Bayram Uçak tarafından Kur'an tilavetinin yapılması. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما with tea.
Şehistan Mahalle Muhtarı Zafer Kara'yı kürsüye davet ediyorum. Sözlerime başlamadan önce pençe kilit operasyonunda şehit olmuş askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilerim. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya ve faydalı olmaya söz ver. Toprak olup seni başının üzerinde taşıyanlar bulunur der Mevlana. Sayın Valim, Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Akhisar Belediye Başkanım, Oda Başkanlarım, Daire Müdürlerim,
daire amirlerim, kıymetli misafirler. Hepinizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, bugün 563.sünü gerçekleştirdiğimiz Çağlak Festivali ve Şehsa'yı anma programını kısaca size özetlemek isterim. Çağlak Festivali ve Şehsa'yı anma programı bir bütündür. Bir birlikteliktir. Bunun birlikteliğinin gelişini size kısaca özetlemek isterim. Şehsa Hazretleri Kayseri'ye, Kasım Efendi'ye ilim öğrenmeye ve bilim öğrenmeye gider. Orada bir müddet kaldıktan sonra 10 adet talebesiyle beraber Kayseri'den, Kasım Efendi'den izin alarak Akhisar'a doğru bu ilimi, bu bilimi ve öğrendiği sanatları öğretmek için yol alır. Yol alırken Akhisar'a doğru yolda köylülerle, halkla, vatandaşla karşılaşır. Onlara bu ilimi, bu bütünlüğü, bu bilimi ve en önemlisi her zaman değindiği gibi sanat öğretir. Şehsa Efendi Akhisar'a gelmek üzeredir. Ve bir ticaret kervanıyla karşılaşır. Ticaret kervanı onunla biraz sohbet ettikten sonra Şehsa Efendi'nin Akhisar'a geleceği haberini Akhisar halkına sunar. Tabi ticaret kervanı daha önce Akhisar'a gelmiştir. Ve Akhisar halkı bu ticaret kervanından gelen müjdeli haber ile şu anda dediğimiz hemen arka tarafımızda bulunan Çağlak mevkiinde köyler ve beldelerle birlikte Şehsa Efendi ve 10 talebesini karşılamak için bekler. Sene 1477 Nisan ayıdır. Ve beklentisi 16. günün sonunda mahalle ve Akhisar halkının birlikteliğiyle Şehsa Efendi ve 10 talebesi 17. gün Akhisar'a Çağlak mevkiinden Demirci, Gördes, Kayganlı ve Dağdere üzerinden giriş yapar. Tabii bu şölene dönüşür. Bir kutlamaya dönüşür. Keşkekler kaynatılır. Bugün Akhisar Belediye'miz de aynı adeti sürdürüyor. Ve bu birliktelikten 2 hafta süresince orada etkinlikler, güreşler yapılır. Ve bu süreç Çağlak Festivali olarak 563 yıldan beri günümüze kadar gelir efendim. 2 tane büyük festival vardır. Bunlardan bir tanesi Kırkpınar yağlı güreşleri, bir diğer ikincisi ise Şehsa Hazretleri ve Çağlağı Anma Festivalidir. Tabi bu festivalin camimizde, bu kutsal mekanda birlikte kutlamamızla alakalı da gerçekten emeği geçenler bulunmaktadır. Bunlar 1999-2004 yılları arasında Allah mekanını cennet eylesin Belediye Başkanımız Erdoğan Kamburoğlu. Camimizin şu anda da imamlığını yapmakta olan Bayram Uçak Beyefendi. Şehsa Mahallemizin eski muhtarımız Zarif Süzgün amcamız ve onların vermiş olduğu birliktelik ve mücadele ile tabi azalık göreviyle muhtarlığa bakan da Kaya İleri At amcamız. Bunlar bu mücadeleyi vererek Şehsa'lı ile Çağlağ'ın birlikteliğini araştırmışlardır. Ve Akhisar'da bulunan Erkan Aydınlıoğlu isminde vatandaşımızın evinde Osmanlıca yazılmış olan Şehsa Efendi'nin yazısını bulurlar. Bunu Türkçe'ye çevirirler. Çevirdiklerinde Çağlak Festivali'nin ve Şehsa Hazretleri'nin birlikte anıldığı meydana gelmiştir. Bu münasebet ile bu zamana kadar Erdoğan Kamburoğlu başkanımızdan başlamak üzere devamında Salih Hızlı Belediye Başkanımızla süre gelen ve bugün de bu muhteşem organizasyonu sağlayan Sayın Besim Dutlulu'ya ve sizlere de buraya katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür eder. Yunus Emre'nin kısa bir veciz sözüyle de noktalamak isterim. Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçücük meyve için dalı incitme gönül.
Mevla verince azma, geriye alınca kızma. Tüten ocakları bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma sakın hikmetine. Sahibinin hürmetine, kulu incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Bizlere yoldaş ol, Allah her işinizi rast getirsin. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Konuşmalarından ötürü Şehzade Mahalle Muhtarı Zafer Kara'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Tutlulu'yu kürsüye davet ediyorum. Asarı Bişt, Biştayesi Berayı Akhisar, meskeni ehli sefa ve aşikandır Akhisar. Yek dilam olsun ahalisi cihandır Akhisar. Bahusus ki Şey İsa'nın mahallesi Ravzası, Asuman'dır, Gülistan'dır, Busitan'dır Akhisar. Bu fakire sille çektirdi gelir gelmez hemen, bir sitemkar sanki mahbu cihandır Akhisar. Biz gibi üftadeler ile ise gelip yatmaktadır, hastayı icrana güya kuvvetli candır Akhisar. Hane-i vikfi dilimde bu dua virdim ola, muğlağı muftat ola çün sarağındır Akhisar. Bülbül asa name, saz olsa acep ne ruzu şep, tutu dil kande gitsun aşiyandır Akhisar. Kenzi gönlüm tılsımı aşk ile burada açıla, genci mafifeş marül bin benamdır Akhisar. Barigahı izzetinde bu amin mahfuz ise, ama elbet vatan olur cihandır Akhisar. Bu bir aksayı medya olarak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Bosna Hersek'ten gelen kardeş belediye başkanımız, değerli protokol ve çok kıymetli Akhisarlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2,5 yıllık pandeminin ardından Türkiye'nin en köklü ikinci festivali olan ve bu yıl 563.sünü kutlayacağımız geleneksel Akhisar Çağlak Festivali için bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini paylaşıyoruz. Pandemide kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bu musibetten tamamen kurtulduğumuz güzel ve aydınlık günlere hep birlikte kavuşmayı diliyorum. Bosna Hersek'in Don Civakuf Belediye Başkanı, saygıdeğer Huso Süsüç ve beraberindeki heyete de kendilerine de hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Sizlerle bugün beraber olmak çok güzel. Öncelikle dün gelen şehit haberleriyle yüreğimiz bir kez daha dağlandı. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan savunmasına kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirasları Listesi alınan Akhisar Çağlak Festivali'ni Mayıs ayında halkımızla birlikte coşkuyla kutluyor ve bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün burada Çağlak Festivali ile bütünleşen ve bu festivalin doğuşuna vesile olan ilim adamı Akhisarlı Şeyh İsa'nın mezarının türbesinin yanındayız. 15. yüzyılda yaşamış Şeyh İsa ilk eğitimini babasından almış, ancak daha sonra bununla yetinmeyip Bursa ve Kayseri'de eğitimini tamamlayarak Akhisar'a dönmüştür. Şeyh İsa'nın Akhisar'a dönüşü halk tarafından bir bayram sevinciyle karşılanmış, Çağlak Devesi mevkiinde yaklaşık 2 hafta süren bir karşılama töreni yapılmıştır. Şeyh İsa'nın Akhisar'a dönüş sevinci Çağlak Festivali adı altında günümüze kadar kutlana gelmiştir. Yazı ve harflerdeki matematiksel değerlerin verdiği mesajların okunduğu cifir iliminde zirve kabul edilen Şeyh İsa aynı zamanda iyi bir sosyolog ve bir psikologtur.
toplumsal sorunları ve çözüm yolları konusunda da araştırma yapan Şehirsağ, döneminin tanınan ilim insanlarının arasındaki yerini almıştır. Aynı zamanda sanata dair önemli açıklamaları bulunan Akisarlı Şehirsağ, Menakıp Kıpnamesinde sanata verdiği değeri şu sözlerle anlatıyor. Benim evlatlarım ilim tahsil ederken sanat öğrensinler. Hiç sanatsız olmasınlar. Sanatı olmayanların dünyada zillet çekmeleri eksik değildir. Sanatsızlık kişiyi namerde muhtaç eder ve eyler ve özgür iken kul eyler. Akisar'ımızda bir cami, bir mahalle ve bir okulda adını yaşattığımız Şeyh İsa Hazretleri şehrimizin en önemli isimlerinden biri olarak gelecek nesillere aktarılmaya devam edecektir. Biz de Akisar Belediyesi olarak bu geleneğin yaşatılması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu türbenin onarılmasında emeği olan başta eski belediye başkanımız ve babam Ahmet Mutlul olmak üzere bu festivalin burada başlamasına vesile olan rahmetli Erdoğan Kamburoğlu'nu, daha sonra yaşatılmasına vesile olan değerli belediye başkanımız Salih Hızlı'ya hem kendilerine teşekkür ediyoruz hem de kendilerinin yaptıkları hizmetlerden dolayı Akisar'ın ne kadar mutlu olduğunu kendilerine bir kez daha söylüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Şeyh İsa'yı bir kez daha anıyor. Bu yıl 563'ünü kutlayacağımız Çağlak Festivalimizin Akisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha nice festivallerde hep beraber sağlıklı ve mutlu bir şekilde buluşmak dileğiyle gelen tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Konuşmalarından ötürü Akisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi bir plaket taktiğimiz olacak. Din görevlisi Bayram Uçak, Şehirsağ Mahallesi Eski Muhtarı Zarif Süzgün ve Şehirsağ Mahalle Muhtarlığı Azası Kaya İleri Atı plaketlerini almak üzere buraya davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ü ve Akisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'yu kürsüye davet ediyorum. Tabii ki. Konuşmalarını yapmak üzere kardeş belediyemiz Bosna Hersek Donji Vakuf Belediye Başkanı Sayın Hüso Susiç'i kürsüye davet ediyorum. Selamünaleyküm aleyküm svima. Moje poštovanje guverneru, kajmakanu, načelniku općine Manisa i posebno mom bratu načelniku općine Akisar. Moje zadovoljstvo što sam danas ovdje da pristojem ovom Čalak festivalu i da podijelimo zajedničku radost. Değerli valiler, değerli kaymakamlar, değerli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve sevgili dostum ve kardeşim Sayın Akisar Belediye Başkanım Besim Bey, ilk önce hepinize teşekkür ediniz. Buraya davet olarak tekrar sizi görmek çok mutluluk verici ve onur. Akisar je naš bratski grad i posebno je zadovoljstvo što sam danas ovdje došao na poziv načelnika Akisara i koristim priliku da vas još jednom sve poselam i pozdravim i da vas pozovem da posjetite Bosnu i Hercegovinu i Donji Vakuf Ajvez Dede koja će porijeklo počinje iz Akisara. Çok uzun yıllardır bir ortak ve değerli tarihimiz var. Burada o tarihin parçası olmaktan mutluyum. Değerli Akisar Belediye Başkanı daveti üzerinde gerçekten sizi pandemiden sonra özellikle görmek mutluluk verici. Ben de sizi bu vesileyle Bosna Hersek ve Doni Vakuf'a hem Ayvaz Dedik Şenliklerine hem de benim konuk olarak davet etmek isterim.
Hvala vam još jednom na gostoprimstvu i pokušat ćemo da ovo uzvratimo vašim dolaskom u Bosnu i Hercegovinu i Donji Vakuf. Hvala vam lijepo. Misafirperverliğiniz ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Umarım biz de sizi aynı şekilde bu kadar olmasa da bizim elimizde geldiği kadar ağırlarız ve Bosna görmekten mutluluk duyarız. Teşekkür ederiz tekrardan. Konuşmalarından ötürü Bosna Hersek Donji Vakuf Belediye Başkanı Sayın Yusuf Sosic'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli kaymakamım, değerli komutanım, belediye başkanım, değerli Bosna Hersek, değerli başkanım, sivil, değerli partilerimizin temsilcileri, değerli yöneticileri, değerli oda başkanlarımız ve burada bulunan değerli hanımefendiler, hazırın Akhisarlı hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi enişten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dün maalesef acı bir haber aldık. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman evlatlarımız Abdülkadir Güler, Onur Doğan, Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya ve Celal Teke Dereli'ye Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim hainlere fırsat vermesin, milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin en köklü festivallerinden bir tanesi olan Çağlak Festivali vesilesiyle bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yüce Allah bu güzel birlikteliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda vatandaşımızın ölümüne neden olan COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır ne yazık ki bir araya gelme fırsatı bulamadık. Festivallerimizi yapamadık. Hemşehrilerimizle buluşamadık ve hatta bayramlarımızı bile sevdiklerimizle paylaşamadık. Çok şükür artık dünya bu elim salgından kurtulma noktasına geldi. Ben öncelikle bu salgında yaşamını yitiren yitirenleri rahmetle anıyorum. Bu uğurda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha canı yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hazırın değerli Akhisarlılar, UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınan Çağlak Festivali'nin ne kadar anlamlı olduğunu, Şeyh İsa Hazretleri'nin ne kadar önemli bir kişilik olduğunu hepimiz biliyoruz. İlim tahsili için Akhisar'ımızdan ayrılmış, ancak bilim saçmak üzere ilçemize geri dönmüş ve Akhisarlılara ilim öğretmiştir. Akhisarlı hemşehrilerimiz de bu güzel insanın Akhisar'a dönüşünü tam 563 yıldır kutluyor. Bu güzel festival sizlerin geçmişine ne kadar sadık olduğunu, bilime ne kadar önem verdiğini ve ne kadar değer bilir olduğunuzu da gösteriyor. Böylesine güzel bir ilçede siz değerli hemşerilerim ile bir arada olmak ve sizlere hizmet etmek bizler için çok büyük bir mutluluk. Bir başka köklü festivalimizde hepinizin bildiği gibi uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali. UNESCO tarafından kültürel miras listesinde olan bu önemli festivalimiz ne yazık ki 3 senedir COVID-19 salgını dolayısıyla yapamamıştık. Bu yılki festival hazırlıklarına da başladığımızda maalesef bu salgın hala tehdit oluşturuyordu. O açıdan festival komitemiz
en az 5-6 ay öncesinden hazırlıklarına başlamamız noktasında olduğumuz bu festivalle ilgili özünde sağlık olan bir festivalin herhangi bir insanımıza hastalık bulaştırmasın düşüncesiyle yapılmamasını uygun buldu. İnşallah gelecek sene çok büyük coşku ve heyecanla festivalimizi kaldığımız yerden kutlamaya inşallah devam edeceğiz. Bunu da sizlerle bugün paylaşmak istedim. Değerli hemşehrilerim, daha yaşanabilir bir Akhisar için Büyükşehir Belediye'miz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini, yatırımlarını ve projelerini sürdürüyor. Her alanda yaşayan, geleceğe umutla bakan, sağlıklı bir Manisa ve Akhisar inşa etmek için ilk günkü aşk ve heyecanla çalışıyoruz. Gerek burada bulunan Akhisar Belediye Başkanım Sayın Besim Dutlu ile gerekse de bütün kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde Akhisar'ımızın güzelliğine güzellik katmaya devam ediyoruz. Verimli toprakları olan, sanayisiyle ülke ekonomimize değer katan ve her şeyden önemlisi çalışkan insanlara sahip olan Akhisar'ımızı daha iyi yerlere getirmek hepimizin ortak gayesidir. Bu duygularla Çağlak Festivali vesilesiyle bu önemli ve köklü geleneği yaşatan, sahip çıkan, gelecek kuşaklara aktaran tüm Akhisarlı hemşerilerime, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Akhisar Belediyesi'ne ve bu etkinliğe katkı sağlayanlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Konuşmalarına ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Manisa Valisi Sayın Yaşar Karadeniz'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli kaymakamımız, kıymetli komutanımız, kıymetli belediye başkanımız, değerli misafir Dojuva kentinin belediye başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli protokol, kıymetli Akhisarlılar, basınımızın değerli mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve festivale teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Bugün aslında Akhisar Belediye Başkanımız beni davet ettiğinde burada şenlik içinde coşkulu bir festivale katılmayı arzu ediyordum. Ama dün maalesef yaşanan 5 şehidimizin hayatını kaybetmesi festivalimiz için bir anma programı şeklinde gerçekleştirmeye sebep oldu. Elbette ki bizler bugün burada bu anma töreninde yine huzurlu bir şekilde yapıyorsak bunu o şehitlerimize borçluyuz. Bu onlara bir vefa borcumuzdu. Ben bu anlamda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonraki festivallerde böyle üzücü haberler gelmeden coşku içinde festivali yerine getirmemizi, kutlamamızı temenni ediyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunu da hiçbir zaman için unutmamamız lazım. Bugün sabahleyin yine Akhisar'da bir okul ziyaretimizde de konu açıldı. Bu coğrafyada millet olarak var olmak istiyorsak, yaşamak istiyorsak mutlaka bunun bedelini de ödememiz gerekiyor maalesef. Ve biz millet olarak da her zaman hem bizden önceki nesillerimiz, atalarımız bu bedeli ödediler. Bizler ödüyoruz. Bizlerden sonrakilerin de ödememesi için onların en azından daha huzurlu ortamda olmasının da mücadelesini aslında bugün veriyoruz. İnşallah millet olarak bunda da hepimiz muvaffak olacağız. Ve millet olarak var olmak için de millet olmanın bazı değerleri vardır. Bu değerlerimize de hepimizin sahip çıkması gerekiyor ki festivallerimiz de Türk milletinin en önemli
aslında geleneğidir. Her ne kadar Adana Festival desek de, batıdan gelen bir kelimeyi kullansak da aslında bizim bu dilimizdeki bunun karşılığı şenliktir, panayırdır ve şenlik ve panayır düzenlemek ve orada bir arada olmak, birlik bütünlüğün simgesini yaşatmak Türk milletinin ortak bir geleneğidir. Yüzyıllardır devam eden geleneğidir ve Manisa olarak ne mutlu bize ki Türkiye'nin en köklü festivallerinden iki tanesi, şenliklerinden iki tanesi Manisa'dadır. İşte bugün burada Çavlak Festivali'ni ve Hazreti İsa İsa Hazretlerini anmak üzere bugün buradayız. Ben doğrusu Çavlak Festivali'ni belediye başkanımızın bilgilendirmesiyle daveti üzerine bilgi sahibi oldum. Ama bugün burada anlatılanları görünce şu kanaate de vardım. Hem Şeyh İsa Hazretleri'ni hem de Çağlak Festivali'ni daha ulusal düzeyde, daha güçlü bir şekilde kutlamanın Akhisar'ın tanıtımına da hem festival tanıtımına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar bu şenliği ve anma programını oluşturup bugüne getirenler bu konuda çok önemli aşamalar kaydetmişler. Ancak geldik noktadan da bunu daha ileriye taşımak da bundan sonra hepimizin ortak görevi olmalıdır diye düşünüyorum. Ve buradan şunu da belirteyim ki bir insanın fikirlerinin 500 yıldan fazla yaşaması da kolay bir şey değil. Bunu sağlayabilmek için acaba o gün Şeyh İsa Hazretleri'nin nasıl bir etrafında ışık tuttuğunu bugün bizim hayal etmemiz bile mümkün değil. Çünkü biz sadece onun bize bıraktığı yazılı eserlerinden aldığımız sözlerini biliyoruz. Ve sadece bugün burada okunan o vasiyetindeki ben kimsenin yanında bugüne kadar yatmadım. Beni cenazemi de kimsenin yanında yatırmayın sözündeki büyüklüğü bile tek başına bunu dinlemek bile onun nasıl farklı bir yaşantısının olduğunu, nasıl bir hayat sürdüğünü ve fikirlerinin adının 500 yıldan fazla yaşamasının bir tesadüf olmadığının bana göre çok önemli bir delilidir. Dolayısıyla bugüne kadar son 2 yıldır bu şenliğe COVID-19 sebebiyle ara vermek durumunda kalındı. Ve bundan sonra ben inanıyorum tıpkı Kırkpınar gibi, tıpkı Mesir Şenlikleri gibi Çağlak Festivali de Türkiye'de tanınan festival haline gelecektir diye ümit ediyorum. Manisa'ya ve Akhisar'a bunun yakıştığını düşünüyorum. Ve bu festivalin organizasyonunda emeği geçen Akhisar Belediye'mize ve katkı sunan herkese, bugüne kadar gelmesini sağlayan önceki belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından ötürü Manisa Valisi Sayın Yaşar Karadeniz'e teşekkür ediyoruz. Duasını yapmak üzere Akhisar İlçe Müftüsü Sayın Mahmut Sami Türkmenoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, bizlere maddi ve manevi bitmez tükenmez nimetler verdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ezan ülkesinde bizleri var ettin. Bayrağımızın gölgesinde varlığından haberdar ettin. Müslüman anne ve babadan bizleri meydana getirdin. Şerefli bir tarihe bizleri mirasçı kıldın. Bu nimetlerin farkında olan ve şükrünü eda edebilenlerden eyle Allah'ım. Ya Rabbi, birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü olarak bir araya geldiğimiz bu programı memleketimiz, ilçemiz hakkında hayırlara vesile kıl. Rabbimiz gökten rahmetini, yerden bereketini esirgeme. Kazançlarımıza bereket ver.
bizleri her türlü maddi ve manevi sıkıntıdan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesine nail olmuş olan bu aziz milleti kıyamete kadar bahtiyar eyle. Ezanımızı daim, bayrağımızı kaim eyle. Vatanımız için fedayı can eden, tabuta sığmayan kahraman şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Hazreti Hamza ile şehitlerimizi beraber kıl Allah'ım. Uzaktan yakından bu davete icabet eden, maddi ve manevi katkı yapan herkesten sen razı ol Allah'ım. Hayırlar fethola, şerler defu refola, cümle geçmişlere rahmet ola. Kabristanda metfun olan Şeyh İsa Hazretlerin ruhları şad, makamları cennet ola. Kahraman ordumuz ve polisimiz her zaman mansur ve muzaffer ola. El Fatiha. ...563.sini kutladığımız Çağlak Festivalimizin Şeyh İsa Alma programı burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Arz ederim.